Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ASP.NET Core MVC mimarisinin VS'nin yani Vue katmanının üzerinde duruyor olacağız. Süreçte hangi konulara temas edeceğimizi isterseniz kısaca özetleyelim. Her şeyden önce Vue nedir? İlk önce bunu bir açıklamaya çalışacağım. Zaten biliyoruz ama gene bir üzerinde duracağız. Ve asıl konumuz olan Vue ile Controller arasındaki ilişkinin nasıl olduğu. Request neticesinde Controller'da elde edilen, üretilen datanın Vue'ye nasıl gönderildiği, nasıl taşındığı ve ilgili verilerin amaç doğrultusunda nasıl render edildiğine odaklanacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bence önemli bir ders olacak MVC açısından. Devamında ise MVC'de controller'la Vue arasında veri taşıma kontrollerini inceleyeceğiz. Bu veri taşıma kontrollerimiz temp data, Vue back ya da Vue data dediğimiz 3 tane farklı kontrolümüz var. Bunların aralarındaki farklar nelerdir? Hangisi hangi amaca hizmet eder? Bunlara değineceğiz ve dersimizi o şekilde sonlandıracağız. Her şeyden önce. Şimdi Vue nedir? Gelin bunu konuşarak başlayalım. Vue dediğimiz ASP.NET Core MVC uygulamalarında, keza eskiden kullandığımız ASP.NET Framework'te de, MVC Framework'ünde de aynı şekilde orada da geçerli olan Controller'da üretilen datanın görselleştirildiği JavaScript kullanarak, CSS kullanarak ve bunun gibi ekstradan UI tabanlı teknolojilerin kullanılarak verinin görselleştirildiği, render edildiği bir katman. Ve bu katmana özel geliştirilmiş bir özel formatta uzantıda dosyadır bir dediğimiz yapılanma. Şimdi nasıl bir dosyadır? Arkadaşlar bir uzantısı CSHTML dediğimiz bir dosya. Bu dosya şimdi her ne kadar web'de çalışıyor olsak da web terminolojisinde evrensel bir yapılanma değil. Ne demeye çalışıyorum? Örnek verelim. HTML web terminolojisinde evrenseldir. CSS evrenseldir. JavaScript evrenseldir. Yani siz bunları herhangi bir dilde, herhangi bir platformda kullanabilirsiniz. Ama CSHTML evrensel değildir. Sadece ASP.NET Core'a aittir. ASP.NET Core'da çalışır. Bir tek bunun tarafından render edilir. Bunun dışında başka bir yerde kullanamazsın ama HTML'i, CSS'i herhangi bir platformda çok rahat bir şekilde kullanabilirsin. Örnek veriyorum, PHP ile de bunlar kullanılabilir ama CSHTML sadece ASP.NET Core'a aittir. Peki CSHTML ne görevi görüyor diye sorarsanız eğer, CSHTML arkadaşlar bizim Vue dosyalarımızın uzantısıdır. Yani controller'da üretilen değerin görselleştirileceği dosyaların karşılığı CSHTML'dir, uzantısı. CSHTML'dir. Bunun mahiyeti, önceden de söylemiştim. Arkadaşlar CSS'de HTML'in birleştirilmesi. Yani HTML dosya düşünün. HTML çıktının belirli değerlerle render edilmesi demek. Örneğin biz ne yaparız? Mesela C#'da ürettiğimiz verileri kendimize göre formatlandırarak döngülerle belirli bir formata sokarız. Ya da JavaScript ile bu değerler üzerinde client tabanlı çalışmalar yaparız. Ya da PHP bilen arkadaşlar PHP ile HTML'i iç içe kullanırlar, böyle karışık kompleks işlemler yaparlar vesaire. Şimdi C#'da demişler ki ya kardeşim biz ASP.NET'te çalışırken en azından mimaride C# ile HTML üzerinde kodlama yapabilelim. HTML üzerinde kodlamayı yapabilmemizi sağlayan özel bir format geliştirmişler. Buna da CSHTML demişler. CS'de yani C# ile HTML'in birleştirilmiş hali. Siz HTML'i C# ile kodlayabiliyorsunuz ve çıktı olarak render edildikten sonra sana sadece HTML veren bir yapılanmadan bahsediyoruz. Tamam. Arkadaşlar Vue dosyalarını siz render ettikten sonra C# kodlarını göremezsiniz. Çıktı olarak sadece HTML verecektir. Örnek vermek gerekirse, elinde table var, TR satırlar var. Sen bunları döngülerle C# kodundaki örneğin while döngüsüyle repeat ediyorsun. Belirli bir miktar repeat etmen lazım. Render ettin diyelim. Çıktı olarak n adet repeat ettiğin sonucu alırsın ama while döngüsünü göremezsin. Çünkü o ayıklanacaktır. Yani sana ilgili kodun çıktısını verecektir. Ama oradaki C# kodunu vermeyecektir. Dolayısıyla bizim C# kullanarak UI tabanlı çalışmamızı sağlayan teknoloji Vue teknolojisidir. Peki burada kullandığımız asıl teknolojinin adı nedir diye sorarsanız HTML'in içerisinde C# kodları yazmamızı sağlayan gerçek teknolojinin adı Razer teknolojisidir. Bu da Microsoft tarafından geliştirilmiş. Razer teknolojisi arkadaşlar bizim için daha sonra bir ayrı başlık altında değerlendireceğimiz farklı bir teknoloji. Tamam. Ya farklı derken tamam bir tek bu CSHTML dosyalarında kullanılıyor ama bizim için ekstradan ayrı başlık altında değerlendirmeyi hak eden
bir teknolojidir diyelim. Tabii şunu da söyleyeyim. Razer'ı bilenler, Blazor vesaire kullandılarsa eğer orada da kullanılıyor. Yani bir tek ASP.NET'te CSS HTML dosyalarında değil. Orada Razer uzantılı dosyalarda da Razer'ı kullanıyorsunuz. Genel mantık, genel konsept aynıdır ama Razer'da. Biz bunu öğrendiğimiz zaman CSS HTML içerisinde HTML'i C# nasıl render edebildiğimizi, daha doğrusu nasıl kodlayabildiğimizi çok rahat bir şekilde görmüş, öğrenmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, biz gene Vue'e dönersek, Vue dosyasına, Vue dosyası bizim için datalarımızı, verilerimizi görselleştirebileceğimiz CSS'le, HTML'le belirli makyajlar uygulayabileceğimiz bir dosyadır. Şimdi bir projede Vue dediğimiz dosya nerede bulunur? Projede arkadaşlar, önceki derslerde de bahsettiğim gibi Vue dosyaları genellikle Vue's klasörü altında bulunurlar. Niye genellikle burada bulunurlar? Çünkü ASP.NET Core mimarisinde, MVC'de action'ların karşılıkları olan view dosyalarını belirli bir ezbere bir format üzerinden bulmaktadır. Yani şöyle diyeyim. Klasörün view klasörünün altında controller isminde bir klasör vardır ve onun altında da action ismine karşılık gelen CSS HTML uzantılı dosyalar ilgili action'ın view dosyası olarak direkt default olarak kabul edilirler. Mimari bu şekilde çalışmakta, bu şekilde bir davranış sergilemektedir. Onun için Vue'lerimizin Vue klasörü altında olması ilk etapta gerekiyor. Ama bu şart mıdır? Değildir. Yani nasıl ki controller'lar, controllers klasörün altında bulunmasına gerek yok. Vue'lerin de aslında bu şekilde bir zorunluluğa gereği yok. Çünkü farklı bir klasöre koyarsanız bu sefer Vue fonksiyonuyla senin ok dizini, farklı klasörün dizinini belirterek ilgili Vue'yi tetikleme şansın vardır. Dolayısıyla buradaki varsayılanın dışına çıkabilirsiniz ama kim olursa olsun Vue'ye gidip de başka bir klasör ismini vermeyeceğinden dolayı biz bu istisnai durumu ele almadan es geçeceğiz. Diyeceğiz ki Vue'ler ASP.NET Core projesinde Vue klasörü altında bulunurlar. O kadar da hani detaylandıracağız derken abartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Vue klasörü altında bir Vue dosyası tutmak istiyorsanız ilgili action'a karşılık olarak tutmanız gerekiyor. Bunun için de controller'a karşılık bir klasör ve ilgili action'a karşılık o klasör altında action isminde CSS HTML uzantılı bir dosya olması gerekiyor. Şimdi gelin şöyle örneklendirme yapalım. Home controller'ın altındaki index isimli action'a karşılık bir view dosyası oluşturmak istiyorsak yapmamız gereken nedir? View'un altına geleceğiz. Home isminde bir klasör oluşturacağız. O klasörün altına da index.cshtml uzantılı bir dosya koymamız gerekiyor. Normalde bunu biz nasıl yaparız? Sağ tıklarsın, işte gelirsin, bir tane klasör eklersin. Daha sonra bir daha o klasörün üzerine gelirsin. index.html dosyasını oluşturursun vesaire vesaire. Yani ölme şeyim ölme. Ya biz kod mu yazacağız yoksa dizin mi ayarlayacağız? Tabii ki de arkadaşlar bu şekilde bir çalışma yapmayacağız. Editör dediğin zaten senin için dosyaları hazır bir şekilde oluşturabilme yeteneğine sahiptir. Biz Visual Studio'yu kullanıyoruz. Visual Studio'da bir action'ın view'ini oluşturacaksanız eğer yapmanız gereken sadece ilgili action'ın herhangi bir yerine mesela burasını olur, şurasını olur, buraya olur fark etmiyor. Herhangi bir yere sağ tıklayıp Add View demeniz yeterlidir. Burada iki tane sekme geliyor. Bu alttaki sekmeyi birazdan göstereceğim. Yukarıdaki sekme direkt boş bir view dosyası oluşturabilecek yeteneğe sahiptir. Add dediğimiz zaman arkadaşlar sadece ismini vermemiz yeterli olacak. Burada index geldi. Hani her daim bu pencerede index gelecek. Action metodundan dolayı gelmedi. Action metodunun ismi neyse onunla değiştirirsin. Add dersin. Şimdi mimar şu şekilde çalışıyor burada. Daha doğrusu derleyicimiz. Controller'ın adı neyse bir klasör oluşturuyor ve ardından ilgili action'ın belirttiğimiz isminde altına bir tane view dosyası ekliyor. Bu şekilde bir yardımcı olan editörümüz var bizim. Görüldüğü üzere hızlı bir şekilde view eklemiş olduk. Aynı şekilde index 2 ile ilgili bir view ekleyecekseniz bundan sonra yeniden bir klasör oluşturmayacak. Var olduğu için arkadaşlar ilgili klasörün altına gerekli view'i oluşturacaktır. Bakın geldim. Bakın gene index 1 diyor. Çünkü index var orada. O zaman geliyorum ben şuna index 2 diyorum. Yani buradaki isimleri şuradan almıyor. Add dediğimiz zaman görüldüğü üzere index 2'ye karşılık view'i de oluşturmuş oldu. Yani biz bundan sonra bu şekilde oluşturacağız. Bilginiz olsun. Şimdi bizim için view dediğimiz yapılanma arkadaşlar, hani detayda söylediğim gibi CSS HTML'den ibaret olan bir dosya.
Şimdi biz buraya birazdan geleceğiz. Bununla ilgili birazcık kritik yapacağız. Ben Index 3 Action'ının da Weave'ini ekleyeceğim ama bu sefer de Razor üzerinden ekleyeceğim. Yani empty olmayan Razor Weave üzerinden ekleyeceğim. Alttaki sekmeden. Peki bu bize ne getiriyor? Tabi Visual Studio'nun sürümünden sürümüne göre bu pencere farklılık gösteriyor ama aşağı yukarı aynıdır. Yani buradaki sekmelerin yeri değişebilir ya da bunların isimleri değişebilir ama genellikle boş olan direkt dosya oluştururken dolu olan arkadaşlar, dolu diyorum. Boş olmayan yani böyle bir empty gibisinden bir şey yazmayan sekmede template getiriyor bize. Ve bu template bakın bir pencere geldi. Pencere diyor ki bana ya kardeşim senin ekleyeceğin view'in adı index 3. Ben bu view'in adına index 3 diyorum. Bak direkt index'ten alıyor ismini. Bunun dışında bir template seçme hakkı tanıyor. Ekleme işlemi yapacaksan create template'i sana oluşturabilirim diyor. Editleme yapacaksan edit template ya da bir listeleme yapacaksan list template'i sana verebilirim diyor. Haliyle burada list template'i üzerinden de gidebilirsin. Tabi listeyi seçtin. Ya tabi diğer template'lerden de gidebilirsin. Burada önemli olan template getiriyor sana. Eğer ki bir template kullanıyorsan o template'de kullanacak modulu bildirmen lazım. Örneğin product dedim. Şimdi bu şu anlama geliyor. Bana index 3 CSHTML'i oluştur ve bunun içerisinde bir product nesnesinin listelenmesini yapan hazır bir HTML ve Razor teknolojisiyle birlikte tasarlanmış listeleme şablonu getir demiş oluyorsunuz. Dolayısıyla add dediğimde bakın şimdi ilgili dosyamız şu anda oluşturuluyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar ilgili dosyamız oluşturuldu. Dikkat ederseniz bize şu anda Razor'la ilgili yani yapılan çalışmalarla ilgili hocam buradaki modul nedir, şu nedir falan sorma yani bilmiyorsunuz varsayalım. Şimdilik onlara odaklanmayın. Bir table getiriyor ve bu table'ın üzerinde for ile satırları repeat eden bir hazır şablon getiriyor. İsterseniz bu şekilde de şablonel yapılanmayı kullanabilirsiniz. Ben normalde arkadaşlar sürekli empty üzerinden çalışmayı tercih ediyorum. Çünkü hazır template'lerde çalışmak benim için ekstradan maliyetli. Zaten biliyorsunuz hani yazılımcı yani bilenler biliyor benimle ilgili. Ben web'de çalışırken özellikle tasarımsal mevzulara çok girmeyi seven birisi değilim. Çünkü tasarım anlayışım birazcık benim kötü olduğundan dolayı. Şimdi bir de bunun yetmiyor. Sana getirmiş olduğu template'teki o karışık karma karışık HTML'leri ayıklamakla uğraşıyoruz. Ben size özellikle eğitim sürecinde anlatım esnasındayken template'i kullanırsam template'in bize getirmiş olduğu o karışıklığın içerisinde konuya odaklanmak zor olacağından dolayı her daim hangi işi yapacak olursam olayım empty üzerinden size bir anlatım sergileyeceğim. Bu benim için ve sizin için de daha doğru ve verimli olacak kanaatindeyim. Dolayısıyla isteyenler template'i kullanabilir ama ben template tercih etmeyeceğim. Create mi yapılacak? Kendim yazacağım. Listeleme mi yapılacak? Kendimiz yazacağız arkadaşlar. İsteyenler de template'i kullanabilirler. Evet şimdi bir view'in nasıl oluşturulduğunu ve template'lerin de nasıl kullanıldığını incelemiş olduk. Şimdi bizim için önemli olan asıl konuya yavaş yavaş ilerleyelim. Biliyorsunuz ki view verileri görselleştirmemizi sağlıyor ve controller ise verileri oluşturmayı sağlıyor. Gelen request neticesinde bir veri oluşturması gerekiyor. Bu veriyi kah gidecek modul katmanında oluşturacak, kah bir servisten talep edecek, getirecek bir şekilde oluşturması gerekiyor. Ve oluşan veriyi bizim Weave'e gönderip Weave'de çalışma sergilememiz gerekecek. Peki Weave'de biz çalışmayı nasıl sergileyeceğiz? Şimdi asıl bu dersin konusu bu. Yani Weave ile controller arasındaki ilişkinin nasıl sağlandığı. Yavaş yavaş oraya doğru geleceğim ama gelmeden önce şunu da göstermek istiyorum. Bir CSHTML yani Weave dosyası üzerinde görüldüğü üzere hem HTML çalışması yapabiliyorsunuz hem de arkadaşlar Razor'la C# kodlaması gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin şuraya for döngüsünü bırakalım. Şimdi hocam Razor dediğin nedir? Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz at operatörü bizim için Razor operatörüdür. Anlaşıldı mı? Biz bunu ileride kendi başlığı altında değerlendireceğiz. Onun için şimdilik girmiyorum. Razor bizim için HTML, CSHTML içerisinde C# kodlarını yazmamızı sağlayan bir teknoloji. Şimdilik bu kadarını bilmemiz yeterli olacaktır kanaatindeyim. Dolayısıyla görüldüğü üzere yukarısı HTML, aşağısı HTML. Ortada da C# kodu yazıp bu C# kodunda bakın döngü var. Araya biz HTML'lerimizi koyup burada döngü üzerinde HTML'lerimiz üzerinde işlemlerimizi yapabilir. Ve çıktı olarak sonuç HTML'i elde edebiliriz. Bunlarla ilgili çalışmaları yapacağız. Şimdi bizim için
Bu kadar Weave üzerinde bilgi yeterli. Razer'la ilgili zaten gerekli noktaları gene ben burada temas edeceğim. Artık ana konumuza gelelim. Controller'la Weave arasında bir data, bir model nasıl taşınıyor, nasıl transfer ediliyor? Gelin bunu konuşalım. Bunu da şuradan örneklendirmek istiyorum. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Home Controller'ı da kapatıyorum. Ben zaten bir modulumuz vardı, Product modul diye. Controller'a bir Product Controller oluşturmak istiyorum. Product Controller. Ve bunun üzerinden burada product listesi oluşturup in memory'de sanki veri tabandan geliyormuş gibi çalışıp bu listeyi indeksin karşılığı olan view'de render etmek istiyorum ve burada bütün kritikleri bu senaryo üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Şimdi yapmamız gereken işlem bir tane product koleksiyonu oluşturmak. Hemen hızlı bir şekilde bu koleksiyonu oluşturayım arkadaşlar. Şöyle gelelim product. Tabii birazcık yavaş olduğu için bilgisayarım artık bunu kabul ediyorum. Kasıyor olabilir. Hızlı bir şekilde birkaç tane nesne oluşturalım arkadaşlar. A product diyelim buna. Quantity'si de 10 olsun. Şundan birkaç tane şöyle hızlı bir şekilde oluşturdum. A, B, C diyelim. 10, 15, 20 diyelim. Evet. Şimdi Product Controller'ın index action'da istek geldiği zaman ne olacak? Bizim bu action ilgili isteği karşılayacak. Karşıladığında bakın burada bir product listesi var. Varsayalım ki bu liste buradaki veriler bizim veri tabanımızdan geldi. Varsayalım ki modulumuzdan geldi. Ya da bir servisten geldi. Biz şimdi burada in memory'de bu işi hızlı bir şekilde hallettik ama o şekilde varsayalım ve benim buradaki verileri bu action'a karşılık olan CSS HTML'e gönderip işlem yapmam gerekiyor. Şimdi biz action'dan yani controller'dan view'e nasıl veri gönderebiliyoruz? Gelin bunu tüm detaylarıyla inceleyelim. Öncelikle index'in view'ini oluşturmam gerekiyor. Add view diyorum. Haliyle hızlı bir şekilde buraya index CSS HTML'imizi oluşturuyorum. Görüldüğü üzere product altında index.css HTML'i oluşturmuş oldu. İçeriğini temizliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bizim için kritik şu. Arkadaşlar controller'dan view'e 4 farklı şekilde veri gönderebilmekteyiz. 4 farklı şekilde. Bu 4 farklı şeklin biri modul bazlı veri göndermekken diğer üçü arkadaşlar veri taşıma kontrolleriyle veri göndermektir. Modul bazlı veri gönderme ile beraber biz ekstradan kullanıcıdan veri alabilirken veri taşıma kontrolleriyle sadece controller'dan view'e veri gönderme operasyonlarını gerçekleştirebiliriz. Tabii ki de bunların istisnai durumları söz konusu olabiliyor. Ama ben hani genel geçer durumlara, hele hele şu seviyede genel geçer durumlara değinmek istiyorum. Çünkü istisnai durumlar şu anda şu ders için çok fazla hani gerekli olmayacaktır. Onun için sadece bu 4 farklı yöntemle Controller'daki verimizin Weave'e nasıl gönderildiğini ele alıp dersimizi sonlandıracağım. Şimdi bu yöntemleri hızlı bir şekilde region'larla ben buraya yazayım. Ondan sonra tek tek bunları inceleyelim arkadaşlar. Evet, şimdi görüldüğü üzere 4 farklı başlık altında biz bütün veri taşıma kontrollerimizi ve veri taşıma operasyonlarımızı inceleyelim. İlk olarak modul bazlı veri göndermeyi inceleyeceğiz. Elimizdeki datayı üretilen request neticesinde üretilen datayı Weave'e gönderip orada render edebilmek için eğer ki modul bazlı veri gönderimini kullanacaksak arkadaşlar burada hem controller'da hem de Weave'de yapmamız gereken bazı ayarlar mevcut. Controller'da yapılması gereken işlem şu, modul bazlı verinin gönderilmesi gerekiyor. Bunun için arkadaşlar biz View fonksiyonunu kullanıyoruz. Eğer ki bir veriyi Weave'e modul bazlı gönderecekseniz View fonksiyonunu direkt return etmeniz yeterli olacaktır. View fonksiyonu ilgili action'a karşılık gelen view'i render edecek. Bir yandan da sizin datayı göndermek istiyorsanız burada bakın zaten kendisi ikinci overload'da bir model istiyor. Object türde yani burada boxing işlemine tabi tutup gönderecek. Buradaki göndereceğimiz datayı da burada bu şekilde bildiriyorum. Yani burada şunu demiş oluyoruz. Kardeşim sana gelecek olan buradaki view tetiklenirken sana bir yandan da products isminde datayı gönderiyorum. Burada tabi ismi önemli değil.
Önemli olan gönderilen datanın türüdür arkadaşlar. Bu tür birazdan orada bizim için önemli olacak. Bu şekilde ilgili veriyi bir ve gönderdiğimizde biz buna modul bazlı veri gönderimi diyoruz. Hemen geldim index.css.html'e. Eğer ki modul bazlı çalışırsak, yani modul bazlı geliyorsa buraya veri, yapmamız gereken bir ayar var. O ayar da şudur. View'in modulunu bildirmemiz gerekiyor. Yani bu view'e gelecek olan modulun hangi türde olduğunu bizim bildirmemiz gerekiyor. Bunu da add modul keyword ile sağlıyoruz. Diyorum ki kardeşim sana gelecek olan bir modul var ve bu modulun türü product türünde olacaktır. List product olacaktır. Tabi burada bizim namespace'i girmemiz gerekiyor. Şöyle modus diyelim, product diyelim. Evet. Sen buradan ne gönderdin? Bir list product gönderdin. Dolayısıyla buradan da onu list product olarak karşılaman gerekiyor. Modul bazlı da bu ayarı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim modul keyword'ü gelen dataya göre buradaki view'i ayarlıyor. Yani view şekil olarak, düzen olarak kendini bu view'de kullanılacak modulun türünü bu şekilde belirliyor. Dolayısıyla biz kullanıcıdan veri alma yöntemlerinde de modul bazlı veri almayı inceleyeceğiz. Gene aynı hamleyi yapacağız. Bu sefer de view'den controller'a veri gönderirken bildirdiğimiz modul üzerinden veri göndereceğiz. Bunu da orada ekstradan bir kritik üzerinden anlatacağım size. Çünkü kullanıcıdan veri alma yöntemlerini birçok farklı yöntemi tek çelsede ele alacağız arkadaşlar. Birkaç video olacak o. Orada bu konu üzerinde farklı bir bakış açısıyla sizlere yeniden bir anlatım yapacağım. Şimdiki anlatım controller'dan view'e veri geliyorsa burada sadece modul keyword'ünün bu sayfaya gelecek olan datanın hangi türde olduğunu bildiriyoruz. Şimdilik bu sorumluluğunu, bu görevini sizlere yansıtıyor. Devam edersek eğer modul keyword'üyle bu sayfaya gelecek, bu view'e gelecek olan datanın türünü bildirdikten sonra gelecek datayı yakalamak için, kullanabilmek için de gene modulu kullanacağız ama bu seferki modulun m'si büyük. Arkadaşlar bu modul ise yukarıda bildirilen küçük modulla bildirilen türe göre bürünüyor ve o türdeki datayı bize yakalıyor ve biz burada bu keyword üzerinden ilgili datayı kullanabiliyoruz. Yani şu türü bildirirken şu gelen datayı fiziksel olarak sana getiriyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar büyük modul küçük moduldan türünü alıyor. Bunu da unutmayın. Sen buraya Ahmet yazarsan buradaki modul türü Ahmet olacaktır. Dolayısıyla gelen nesneyi Ahmet olarak karşılamaya çalışacaktır. Gelen nesne list product Ahmet değil, o zaman patlayacak. Onun için arkadaşlar gelen nesneyi kullanabilmek, bu sayfada onu karşılayabilmek için doğru tür girmeniz gerekiyor ki doğru bir şekilde referans edebilirsiniz. Haliyle sen burada ne hangi türde referans edersen modul keyword'ü de o referans türünde ilgili datayı sana getirecektir. Artık yapacağımız işlem şu. Bakın daha Razer falan anlatmadım size ama az buçuk Razer'da kullanıyoruz. Bundan sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Ben mesela bir UL çalışması yapayım. Buradaki li'leri repeat edelim. Şöyle for each diyorum. Bakın modulu yazıyorum buraya. Product diyor diyelim. Li'lerimizi koyalım. Ve product'ların her birinin ismini her bir li'ye karşılık gelecek şekilde repeat edelim. Bitti. Modul bazlı bir şekilde controller'da üretilen datayı ben view'e gönderip kullanmış oldum. Bu şekilde mevzuyu gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada kritiğimiz neydi? Modulda türü bildiriyorsun. Bildirdiğin türü uygun şekilde büyük modulda datayı yakalıyorsun. Ve ilgili işlemleri üzerinde gerçekleştiriyorsun. Küçük modul genellikle sayfanın en üstünde tanımlanır. Bunu da unutmayın. Tamam. Şu tanımlama en üstte yapılacaktır. Bu modul bazlı bir çalışma. Şimdi gelin uygulamayı derleyip çalıştıralım. Şimdi gelelim products'ın altında arkadaşlar index'e isteğimizi gönderelim. Görüldüğü üzere çıktığımızı aldık. Ne yaptı? İsteği gönderdiğimde ilgili action isteği karşıladı. Bir şekilde verileri üretti. Dediğim gibi hani moduldan olabilir, servislerden olabilir vesaire. Üretilen veriyi view'e gönderdi. View elde ettiği veri üzerinde gerekli çalışmayı yaptı ve bize çıktı olarak bu sonucu döndürdü. Tabi buradaki çıktının kaynağına bakarsak eğer görüldüğü üzere herhangi bir C# kodu gözükmemekte. Çünkü render edilirken ilgili C# kodları ayıklanmakta, sadece render'ın sonucu yani C# sonucu HTML çıktısı bize döndürülmektedir. Amaç da zaten budur. Razer teknolojisi de bize bunu sağlamaktadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu şekilde biz modul bazlı çalışmayı sergileyebilmekteyiz.
controller'dan modul bazlı bir şekilde veri gönderip view'de bunu render edip gerekli çalışmaları yapabiliriz. Şimdi diğer veri taşıma kontrollerimize bakarsak, hemen modul bazlı veri gönderimini kapatıyorum. Tabii şuradaki return'ı açıyorum arkadaşlar. Çünkü metodumuz illaki bir değerin geri döndürülmesini gerektirecek. Aksi takdirde hata verecekti. Bu gene modul bazlı gibi gelebilir ama bakın dikkat ederseniz herhangi bir data döndürmediğim için artık şurada modul bazlı çalışma yapmamış oluyorum. Geldik veri taşıma kontrollerine. Arkadaşlar 3 tane veri taşıma kontrolümüz var. Bu 3 tane veri taşımadan ilki viewback dediğimiz veri taşıma kontrolü. Şimdi bu nedir? Ne değildir? Gelin bunu inceleyelim. Daha sonra viewData, daha sonra da templateayı inceleyeceğiz. Viewback, hatta yazarak gidelim. Viewback arkadaşlar, view'e gönderilecek ya da taşınacak datayı dynamic bir tür ile ya da dynamic şekilde tanımlanan bir değişkenle taşımamızı sağlayan bir veri taşıma kontrolüdür diyelim. Arkadaşlar viewback view'e gönderilecek datayı dynamic tanımlanabilen bir değişkenle, değişken vasıtasıyla taşımamızı sağlıyor. Örnek, bakın direkt bunlara erişim sağlayabilmeniz için bu üçüne controller'da yani base class'ımızdaki tanımlanmış olan, bakın bu property'leri kullanacağız. Bu property'ler sayesinde bizler direkt veri taşıma kontrollerine erişebiliyoruz. Dolayısıyla ekstradan bir çalışma yapmanıza gerek yok. Ben eğer ki action içerisinde viewback deep, viewback şimdi ne? Dinamik değil mi arkadaşlar? Bu dinamik nesnenin üzerinden, dinamik property'nin üzerinden nokta deyip herhangi bir değişken tanımlarsam, örnek veriyorum Ahmet dersem artık view'e Ahmet olarak gidecektir. Tabii ki de Ahmet demiyorum. Ne diyoruz? İşte products diyoruz, data diyoruz, artık neyse. Mesela anlamlı diyelim, products diyelim. Bu tanımladığım dynamic değişkene elimdeki datayı veriyorum. Bitti. Şu anda arkadaşlar bizim action'da, viewback'te yapmış olduğumuz bu çalışma view'de erişilebilir hale gelecektir. Yani sen bunun neticesinde, buradaki çalışma neticesinde hangi view'i render ediyorsan o view'e viewback'le ilgili veri gönderilmiş olacaktır. Artık arkadaşlar biz modul bazlı çalışmıyoruz. Bu şekilde yorum satırı haline getiriyorum. Geliyorum. Gene aynı çalışmayı şuraya alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu sefer buraya gelecek olan veri moduldan gelmeyecek. Nereden gelecek? Viewback'ten gelecek. Şimdi viewback diyoruz. Nokta. İsmine ne vermiştik? İsmi products. Artık buraya da products olarak gelecektir. Tabii ki de gelecek olan datamız dynamic olduğu için bizim runtime'da şekillenecek. Yani runtime'da türü belli olacak. Bizim derleme zamanında develop mode aşamasında da burada türü belirleyebilmemiz için ilgili dönüşüm sağlamamız gerekiyor. Haliyle bu şekilde dönüşüm sağlıyorum. Tabi burada örnek uygulama nokta models diyerek ilgili türü bildirmem gerekiyor. Hocam niye bunu tanımladın? Niye bu şekilde bir kod yazdın diye sorarsanız, dynamic olduğu için product'ın altındaki değerlere hızlı bir şekilde erişebilmek için. Bak product nokta dediğimizde bu şekilde gelebilmesi için türünün belli olması lazım. Develop mode aşamasında. Aksi takdirde dynamic olacağından dolayı senin yazmış olduğun kod birazcık böyle havada kalacak. Hani nokta dediğinde herhangi bir şey gelmeyecek. Çünkü runtime'da oluşturulacaktı buradaki değişken. Ondan dolayı türünü belirleyebilmek için oluşturduk. Tabii bunlarla ilgili biz gerekli kritiklerimizi, dynamic yapılanması ile ilgili falan, bunların hepsini önceki farklı serilerimizde sizlere anlattığımdan dolayı arkadaşlar, burada çok fazla üzerine durmayacağım. ASP.NET Core eğitimleri programlamayı bilenler için, object oriented'ı bilenler için çekilen ve o şekilde varsayılıp anlatılan içeriklere sahiptir. Bunu da tekrardan hatırlatayım. Şimdi uygulamayı tekrardan çalıştırdığımızda artık viewback ile yapmış olduğumuz bu çalışma neticesinde sonuçları alacağız. Bakalım şimdi. Evet, görüldüğü üzere viewback ile taşıdığımız değerleri de bu şekilde ekrana yazdırmış olduk. Veri taşıma kontrollerinden viewback bu şekilde dinamik bir şekilde çalışan efektif bir kontroldür. Şimdi bir diğer kontrolümüze geçelim. ViewData dediğimiz kontrol. Arkadaşlar ViewData kontrolü de action'daki datayı aynen ViewBack'te olduğu gibi direkt view'e taşıyan bir kontroldür. Hemen gelin bunu yazalım. ViewBack'te olduğu gibi action'daki
datayı view'e taşımamızı sağlayan bir kontroldür. Peki hocam bunun viewback'ten farkı nedir diye sorarsanız, viewData ilgili datayı boxing ederek taşır. Bakın viewback ilgili datayı dynamic'le, yani runtime'da türü belli olacak şekilde taşırken orada bir boxing yok. ViewData boxing eder arkadaşlar. O şekilde taşır. Haliyle ne yapman gerekecektir? View'de senin bunu unboxing edip kullanman gerekecektir. Dolayısıyla bunları da yazacağız birazdan. Hemen şöyle bir göstereyim. ViewData'yı da kullanabilmek için bu şekilde kullanıyoruz. Ve buna indexer üzerinden bir değer atamamız gerekiyor. Indexer olarak gene products diyelim. Ve görüldüğü üzere zaten indexer da sana söylüyor. Bak diyor, bana vermiş olduğun değeri diyor, ben object olarak alırım. Yani boxing'e tabi tutarım. Ardından sen kullanacağın yer neresiyse orada unboxing etmen gerekiyor diyor. Dolayısıyla senin burada vermiş olduğun product artık boxing edilmiş oldu. Hatta ben şöyle yapayım. Buradaki viewback açık kalsın. Şöyle gelelim. Bir de view data ile gönderelim. Hemen geliyorum. Bu arada arkadaşlar, biz ilgili action'ın view'ini açmak istiyorsak bunun için gidip de view'de ilgili klasörün altındaki CSHTML dosyasını aramak zorunda değiliz. Nihayetinde şu anda basit bir uygulama üzerinden gidiyoruz ama ileride ciddi projelerde uzun uzun klasörler ve içerisinde onlarca view dosyası olan çalışmalar yapabilirsiniz. Dolayısıyla o şekilde bir projede ilgili dosyaları bulabilmek zahmetli olacaktır. Onun için ilgili çalıştığınız action'a sağ tıklayıp go to view demeniz yeterli olacaktır. Yani hangisi ise view, direkt onu editörümüz sana getirecek. Dolayısıyla bu şekilde de çalışabilirsin. Şimdi buraya ben hemen şöyle H3 ile view back diyeyim. Gelelim. Burada da view data diyelim ve aynı işlemi arkadaşlar bir de view data ile gerçekleştirelim. Şimdi şurayı sadece view data diyorum. Gene indexer ile products'ı çağırıyorum. Burada arkadaşlar gelecek olan veri şöyle hemen gösterelim. Sana object olarak geleceğinden dolayı senin bunu burada unboxing etmen gerekecek. Dolayısıyla buradaki işlem neticesinde as operatörü olur, cast operatörü olur, fark etmiyor. Bir şekilde unboxing edip o şekilde ilgili verilere ulaşman gerekecektir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Evet, görüldüğü üzere viewback'te arkadaşlar dinamik bir şekilde çalışırken viewdata'da ise object olarak getirilen bu data cast edilerek, tabi as operatörle biz unboxing yaptık, fark etmiyor. İki türlü de unboxing yapmanız gerekiyor. Bir şekilde unboxing ederek çalışılmış oldu. Yani ikisi de aynı işlemi yapıyor. İkisi de controller'dan view'e veri taşımamızı sağlıyor. Ama davranışsal olarak birisi dynamic çalışırken bir diğeri boxing işlemine tabi tutarak çalışmaktadır. Şimdi devamında ise arkadaşlar sonuncu veri taşıma kontrolümüzü incelersek eğer, temp data, bu da hemen bakın ne yapıyorum. Burayı kopyalıyorum, şuraya yazıyorum, yapıştırıyorum. Viewback'te olduğu gibi action'daki datayı view'e taşımamızı sağlayan bir kontroldür. Buna viewback demeyelim, viewdata diyelim. Arkadaşlar bunun da birebir viewdata'daki gibi boxing'i tabi tutar. Orada senin view'de unboxing yapmanı bekler. E hocam, ikisinin arasındaki fark ne? Şimdi gelin farkı anlatmadan önce bir görelim. Şöyle şurayı, indexer'ı kopyalayayım. Products diyelim. Evet. Bakın arkadaşlar, indexer'ını bunu kullanırken diyor ki vermiş olduğun değeri gene object olarak, yani boxing'e daha bir tutarım. İlgili yerde de senin bunu unboxing etmen gerekecektir der. Şimdi hepiniz diyorsunuz hocam bu ikisinin arasında fark yoksa ne diye ikisi de oluşturuldu? Elbette ki bir fark olacaktır arkadaşlar. Birazdan göreceğiz. Şimdi bu da aynı şekilde unboxing edilmesi gerekecek. Bu da unboxing edilmesi gerekecek. Bu dynamic. Hadi viewback'in diğerlerinden ayrıldığı belli. Peki viewdata ile viewtempData kendi aralarında nasıl bir farka sahip? Arkadaşlar buradaki fark da çok önemli ve sürekli kullanacağımız bir noktaya temas eden bir fark. O da şu. Biz action'ları kendi aralarında yönlendirme yapabiliyoruz. Örneğin index action'ı operasyonu bittikten sonra, hani direkt kullanıcıya herhangi bir response göndermeden önce başka bir action'a redirect işlemi gerçekleştirebiliyoruz, yönlendirebiliyoruz. O action'daki operasyonun da gerçekleştirmesini sağlayabiliyoruz. Böyle bir durumda farklı bir action'a yönlendirme söz konusu olduğunda siz viewback ya da viewdata ile
veri taşıyamazken temp datayla verileri rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Çünkü arkada arkadaşlar temp data dediğimiz yapılanma esasında bir cookie kullanıyor. Cookie üzerinden veriyi taşıyor. Şimdi gelin bunu da inceleyelim. Görüldüğü üzere temp data, webback, web data bunların hepsi verilerimizi getirdi. İlgili tarayıcının hemen cookie'lerini incelersek bakın görüldüğü üzere arkadaşlar bizim temp datamız burada bir cookie oluşturmuş. Görüldüğü üzere. İşte bu cookie sayesinde temp data ilgili veriyi taşıyabilmekte. Farklı yönlendirmeler neticesinde farklı action'lara da bu veriyi taşımamızı sağlayabilmektedir. Onun için biz yeri gelecek yönlendirme yaptığımız zamanlarda bir action'da elde edilen dataları farklı bir action'a göndermek istiyorsak burada temp datayı kullanmamız gerekecek. Aksi takdirde diğer veri taşıma kontrolleriyle action'lar arasında veri taşımamız pek de mümkün değildir. Dolayısıyla şimdi gelin bu yönlendirme operasyonunu da göstereyim size. Hemen bir tane action oluşturuyorum. Bu action'ımızın adı iActionResult index 2 olsun bu sefer. Çok da yaratıcı olamıyorum bu konuda ama. Şimdi arkadaşlar ben artık view render etmeyeceğim. Buradaki yapacağım operasyon şöyle olsun. Redirect to action fonksiyonumuz var. Bununla ismini bildirdiğimiz action'a direkt yönlendirme yapabiliyoruz. Index 2 yazarsanız bu controller'ın içerisinde index 2 isimli olan action'a yönlendirmeyi yapacaktır. Eğer ki controller isminde yazmak istiyorsanız bakın burada ikinci dördüncü overload'da controller name'i sizden bekliyor. Haliyle burada ilgili controller'ın adını da yazabilirsiniz. Ama aynı controller'dayken yazmanıza gerek yoktur. Velhasıl şu kod tetiklendikten sonra biz index 2'ye akışı yönlendirmiş olacağız. Yani ilgili request buraya gelecek. Buradayken erişebildiğimiz action'ların, erişebildiğimiz veri taşıma kontrollerinin hangileri olduğunu şöyle inceleyebiliriz. Bakın şimdi viewback diyorum. Nokta. Neydi bizim viewback'imizin ismi? Products. Hemen geldim. Bunu V1 diyelim. Veri taşıma kontrolü 1. Veri taşıma kontrolü 2. Veri taşıma kontrolü 3 olacak şekilde bu şekilde değerlendirelim. Hemen şöyle view data diyorum. Products. Bir de temp data diyorum. Products. Arkadaşlar viewback ve viewdata'da farklı action'lara yönlendirme neticesinde veriyi taşıyamazken temp data'da taşıyabildiğimizi söyledik. Bakalım bu işlem neticesinde kodumuz buraya geldiğinde viewback ile viewdata null gelecek. Temp data'nın ise verilen değerleri taşıyabildiğini görmemiz gerekecek. Şimdi gelin hep beraber inceleyelim. Gelelim. Index diyelim. Şimdi arkadaşlar burada beklenen bir hata verdi. Bu hata bizim için çok ama çok önemli. Bu hatayla ilgili birazdan ben gerekli kritiği yapacağım. Bakın bizim kritiğimiz de burası olacak. Burada neden hatayı verdiğine dair konuşursak eğer temp datada yönlendirme esnasında eğer complex type yani bir nesne, bir koleksiyon, bir nesne kullanıyorsanız bu hatayla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla bizim bu nesneyi bir şekilde serilize etmemiz gerekiyor. Bu işlem içinde arkadaşlar farklı operasyonları devreye sokmamız gerekecek. Bu da ölme işlemi ölme olur. Şu anda çok fazla hani üzerine durabileceğimiz bir durum değil. Bunu en son örneklendireceğim. En son ilgili hatayla ilgileneceğiz. Şimdilik buradaki nesneyi ben biraz daha basitleştirmek istiyorum. Şöyle örneklendirmek istiyorum. Bakın buralar kalsın. Şöyle yapalım. Şunu kapatıyorum arkadaşlar. Burada temp datayı örneklendirebilmek için şöyle bir uygulamayı sonlandıralım. Şimdi yapacağım işlem şu. Complex type kullanmayacağım. Sadece arkadaşlar belirli bir tür oluşturacağım. Temp data'da buna x diyeceğim ve x'e normal 5 değerini veriyorum örneğin. Tamam. Aynı şekilde viewback ile geliyorum x diyorum. Buna da 5 değerini veriyorum ve temp data kullandık. Viewdata diyelim. Buna da 5 değerini veriyorum. Şimdi bunlardan hangileri buraya taşınıyor gelin inceleyelim. Bakın complex type olmadığı sürece biraz önceki hatayı almayacağız. O biraz önceki hatayla da en son ilgileneceğiz. Şimdi uygulamayı bu şekilde çalıştırıp incelememizi yapalım. Evet şimdi ilgili action'a istek gönderirsek eğer. Tabi ilgili action'a şöyle istek göndereceğiz.
İlk önce indekse istek göndereceğim. İndekste ilgili veri taşıma kontrolleri doldurulacak. İndekste üretilen bu değerler bakalım index 2'ye yönlendirme neticesinde aktarılacak mı? İndekse isteğimizi gönderdik. Bu istek neticesinde index 2'ye yönlendirildik. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada V1'e bakarsanız Viewback ilgili veriyi taşımamış. ViewData'ya bakarsanız o da null, o da taşımamış. Ama ve lakin TempData'ya bakarsanız arkadaşlar ilgili 5'lerini taşımış. Yani anlayacağınız TempData action'lar arasında veri taşımamızı sağlayan bir veri taşıma kontrolüdür. Peki nasıl taşıyor bu veriyi diye sorarsanız eğer hemen şöyle bir kodumuzu salalım. Bakın ilgili tarayıcı üzerinde şurada tutmuş olduğu cookie değeri sayesinde bu verileri taşıyabilmektedir. Evet, verilerimiz şurada tutulmakta. Temp data provider diyor. Bu provider üzerinden bu ismi verdiği cookie değeri üzerinden bu sayfada da ilgili veriler elde edilebilmektedir. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyoruz. Temp data cookie değeri üzerinden veriyi taşıyor. Biliyoruz. Haliyle cookie'ye ilgili verinin dönüştürülebilmesi yani serilize edilebilmesi gerekiyor. Serilize edilebilmesi için basit türlerde sıkıntı yok. Ama kompleks type'da çalışıyorsanız kompleks type'ı serilize edebilmesi ekstradan bir maliyet. Ve bunu normalde gerçekleştiremediğinden dolayı patlamalar meydana geliyor. Şimdi biraz önceki hatamızı gelin ele alalım. Şöyle burayı kapatıp bu şekilde veriyi taşımak istiyorum. Hemen şöyle şunları da kapatayım. Var diyelim. Temp data products diyelim. Bakalım ilgili veriyi burada yakalayabilecek miyiz? Eğer ki taşımaya çalıştığımız veri complex type'sa bize hata veriyor. Biraz önce gördük. İlgili hatayı bir daha alalım. Şimdi isteğimi gönderiyorum. Ve görüldüğü üzere arkadaşlar. Burada vermiş olduğu hataya zaten bakarsanız ilgili değerin, nesnenin serilize edilemediğinden bahsediyor. Yani burada bir serilizasyon işlemi yapılacak. Bu cookie'ye dönüştürülecek ama ben bu kompleks türü dönüştüremedim kardeşim diyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken işlem şu. Buradaki dönüşümde temp data'ya kompleks tür vereceksek bu kompleks türü de arkadaşlar bizim serilize ederek vermemiz gerekecek. Bunun için de biz JSON Serializer dediğimiz .NET 5.0'da gelen bir kütüphaneyi kullanabiliriz. Esasında bu kütüphane 3.0'da gelmişti ama 5.0'da daha da güçlendirildi. Dolayısıyla arkadaşlar bu kütüphane üzerinden elimizdeki kompleks türleri biz JSON formata serilize edebiliriz. Peki nasıl yapacağız bu işlemi? Normalde kullanacağımız tür JSON Serializer dediğimiz bu sınıfımız üzerinden arkadaşlar serialize dememiz yeterli olacaktır. İlgili datayı benim buna verip öncelikle verdikten sonra değeri serialize ettik. Yani serialize işlemi gerçekleştirilmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar burada ilgili string değeri datayı bizim gelip buraya vermemiz yeterli olacaktır. Artık serialize edilen kompleks değer buraya string formatta gönderilecek. Burada elde edildikten sonra yani sen burada datayı elde ettin. Elde ettikten sonra burada deserialize işlemini, deserialize işlemine tabi tutman gerekecektir. Bunun için de senin tekrardan burada JSON serializer'ı kullanarak tekrardan deserialize etmen gerekecektir. Hemen şöyle ilgili bakın string datayı burada veriyorum. Haliyle ne olarak elde etmek istiyorum? Bunu da generic olarak buradan bildiriyoruz. Product diyorum. Haliyle bana, tabi burada product olarak değil, product listesi olarak biz bu datayı elde edeceğiz. İlgili datayı bize bu şekilde döndürecektir. Tabi arkadaşlar burada bizim vermiş olduğumuz data, temp data'ya object olarak geleceğinden dolayı ilk önce bizim bir bunu string olarak cast etmemiz lazım, elde etmemiz lazım. Daha doğrusu bu cast işlemi değildir. String'e objenin içerisinden string olarak elde ediyoruz. Ettikten sonra buraya string'imi veriyorum. Bu bana artık list product türünde ilgili değeri tekrardan deserialize edeceğinden dolayı ben ilgili referansta nesneleri tekrar tutabilmekteyim. Şimdi bu şekilde uygulamayı çalıştırıp derlediğimizde isteğimi gönderirsem eğer görüldüğü üzere arkadaşlar products'ın üzerine geldiğimde ilgili değerlerim bu action'a da taşınmış olmaktadır. Velhasıl kelam bizim artık dersimizin de sonuna geldik. Bu şekilde controller'dan view'e verilerimizi taşıyabilmekteyiz. Genel bir özet yapmamız gerekirse
Controller'da üretilen dataları biz 4 farklı yöntemle Vive'e taşıyabilmekteyiz. Bunlardan birincisi modul bazlı veri taşıma, geri kalan diğerleri ise normal veri taşıma kontrolleri diye geçen VivBag ile veri taşıma, VivData ile ve TempData ile veri taşıma operasyonlarıdır. Arkadaşlar VivBag dinamik bir şekilde veriyi taşırken TempData ve VivData Object yani unboxing işlemiyle verileri taşıyor. İlgili Viv'de taşınan verileri unboxing etmemiz gerekiyor. TempData ise bu süreçte taşıdığı verileri farklı action'lara da yönlendirme neticesinde taşıma işlemini gerçekleştirebilen bir veri taşıma kontrolüdür. Dolayısıyla TempData ile arkadaşlar bizim burada ürettiğimiz bir datayı bunun Viv'inde de kullanabilme şansımız olmaktadır diyelim. View dediğimiz yapılanma bu şekilde detaylandırdık. Bundan sonraki dersimizde arkadaşlar tuple nesne gönderiminin nasıl yapıldığını ele alacağız. Ardından belirli birkaç tane kritiğimiz olacak View ile alakalı. Bunları da inceledikten sonra View'in teknolojisi olan Razer teknolojisini ele alıyor olacağız. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere diyorum.